future pasif yapısı. Nerede bunun baş kısmı? İfli bir cümle yine arkadaşlar. Eğer warming rises beyond a certain threshold, warming dediği global warming, küresel ısınma artarsa, beyond a certain threshold, threshold eşik, eşik değer. Kapının eşiği de, bizim eşik dediğimiz de İngilizce eşiktir. İşte acı eşiği derken o anlamda da threshold'dur. Belirli bir eşiğin ötesine artarsa, belirli bir eşiğin üstüne çıkarsa eğer, küresel ısınma, bilim adamları böyle diyor. Serious harm, ciddi zarar, will be done, yapılacak. Do harm şeklinde kullanıyor arkadaşlar. İngilizce'de yine şu yapılar çok karşımıza çıkacak. Türkçe'de de gerçi benzer şeyler var. Kararlaştırmak diyorsunuz, karar vermek diyorsunuz değil mi? Veya karar almak diyorsunuz. Efendim, hasar vermek diyoruz, hasar oluşturmak diyoruz. Yani aynı kapıya çıkan kelimeler var. To harm fiil olarak harm somebody, birisine zarar vermek demektir. Veya something, bir şeye, işte bir cihaza, araca ve plana zarar vermek. Do harm da do harm to ile mi kullanılıyor acaba bu? Evet, to ile kullanılıyor. To somebody veya something. Şunu da yazabilirsiniz. Evet. Bu da birisine zarar vermek, bu da birisine zarar vermek arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki harm buradaki do ile bağlantılı. O zaman bilim adamları diyorlar ki eğer ısınma belli bir eşik değerin üstüne artarsa ciddi zarar verilecek. Verilecektir. Neye? To ecosystems and societies everywhere. Her yerde, dünyanın her yerindeki ekosistemlere ve topluluklara veya toplumlara ciddi zarar verilecektir, yapılacaktır. Bu bilim adamlarının kanaati, görüşü. Öyle diyorlar. Future continuous tense yine teknik olarak mümkün fakat çok zorlama ve karşımıza çıktığında böyle bir iki örnek verip geçebileceğimiz bir yapı bu. Şu aşamada bizim için gerekli değil. Future continuous haftaya, seneye şunu yapıyor olacağım. Değil mi? Pasif olursa da şu yapılıyor olacak. Mesela örnek, sizin proje teklifiniz yarın kurulda görüşülüyor olacak. Saat 2'de mesela. Anlaşılabilir bir cümle. Ama Türkçe açısından zorlama, karşımıza geçtiğinde, çıktığında yapmamızda fayda var. To be going to future tense, özellikle net bir plan varsa, bir karar varsa kullanılıyordu. This system is going to be refined over the next one or two years. Kullanılan sistem, bilgisayar sistemi neyse o sistem, is going to be refined. Refine arkadaşlar rafine etmek, inceltmek, kusurunu vesairesini gidermek, efendim cilalamak demektir. Refinery buradan geliyor, rafineri vesaire. Evet, bu sistem düzeltilecek, kusuru giderilecek. Over the next one or two years. Over burada boyunca, gelecek veya önümüzdeki bir iki sene boyunca, süresince rafine edilecek. Planımız, programımız, niyetimiz bu. Sistemi hayata geçirdik ama kusuru eksiği olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki bir iki sene boyunca bu sistemi biz düzelteceğiz, eksiğini gidereceğiz. Şuradaki was ise arkadaşlar yapılacaktı, yapıldı veya yapılmadı bilmiyoruz. Adam mesela gelecekti, gelmedi. Para getirecekti, getirmedi. Onun bir benzeri bir yapı arkadaşlar. Our reporter said that, bizim muhabirimiz dedi ki, the theft, hırsızlık, was going to be investigated by the police. Polisler tarafından araştırılacaktı, araştırılacağını söyledi. Burada iki olay var. Reported speech dediğimiz için, polis tarafından araştırılacak diyor aslında muhabir. Bunu aktarırken de burayı past yaptığımız için burası da past oluyor. Araştırılacağını söyledi.
şu yapının tamamı hepsi içerisinde fiil barındırıyor. Dolayısıyla korkutucu gibi gelebilir. Ama be artı verb 3 pasif yapı. Was artı going to future tense, future'un past'ı. Yapılacaktı, edilecekti. Yine future perfect tense gelecekte bir şeyin tamamlanacağını vurguluyordu. Şöyle şöyle olmuş olacak. Dolayısıyla şöyle şöyle yapılmış olacak pasif hali. Teknik olarak tekrarlıyorum, bunların hepsi mümkün, hepsi karşımıza çıkacak. Şu aşamada çok böyle gerek değil. Dolayısıyla perfect continuous'u da gerekli değil. Evet, sorumuz var mı? Bütün zamanlar present, past, future artı pasif yapısını anlatmış olduk. Şimdi bazı ekstra yapılara geçeceğiz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili vurgularım olacak. Bayağı geniş tutmuşum ben bunu. Evet. The teacher wants the homework to be finished by Monday ifadesi. Bu arada bunların sırası öne alınabilir, değiştirilebilir. Hani belli bir sıra takip etmedim. Belli bir mantığı var da çok böyle illa hani sıkı bir yapı yok burada. Belli bir hani matematikteki gibi ilk önce çarpma toplamayı öğren de ondan sonra şuna geç gibi bir yapı yok burada. Evet, burada to be ifadesinin düşmesi var arkadaşlar. Az önce örnekte vurgulamıştım. Bir isimden sonra gelen verb 3 yapısı indirgenmiş. Öyle değil mi? Burada bunun bir benzeri yapı var. Want'la birlikte want something done yapısı bu. Have something done gibidir. Need something done. Benzer örnekler karşımıza çıkacak. Require something done falan. Hope. Bunlar bir fiil. Bir fiil arkasından bir şey artı verb 3 yapısı. Pasiftir bu. Öğretmen istiyor. Neyi istiyor? Ev ödevinin pazartesiye kadar bitirilmesini istiyor. Buradaki to be yazılsa da yazılmasa da aynı şeydir. Yani the teacher wants the homework to be finished de diyebilirdi. The teacher wants the homework finished de diyebilir, aynı şey. Önemli olan şunu gördükten sonra öğretmen istiyor. Soru ne istiyor? Ev ödevi var, bitirilmek var. Bunları mantıklı bir şekilde birbiriyle ilişkilendirebilmeniz gerekiyor. Ev ödevinin bitirilmesini istiyor by Monday, pazartesiye kadar. By normalde tarafından değil mi? Pasivlerde Ali tarafından, Veli tarafından yapıldı, edildi. İşte çocuk babası tarafından dövüldü falan. Ama arkasından bir zaman ifadesi geliyorsa e kadar, zaman oluncaya kadar anlamı var. We hope that ifadesi arkadaşlar, özellikle bu that'li yapı son derece yaygın bir şekilde karşımıza çıkacak. Umut ediyoruz ki bu proje will be completed by the end of the year. Aynı şuradaki by yapısı senenin sonuna kadar tamamlanacağını umut ediyoruz. Şuradaki hope ve that'ten sonra özellikle bu pasif yapısı özellikle yine modullarla birlikte son derece sık karşımıza çıkacak. Şuradaki it is hoped that ifadesi şu bakın cümleden sonra nasıl karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani şurada we hope that dedik ya. Burada aktif bir yapı var. Biz ümit ediyoruz veya umuyoruz. Ama aynı zamanda umuluyor ki diye burası bu kısım da pasif olarak karşımıza çıkabilir. Umuluyor ki bu proje senenin sonuna kadar tamamlanacak, bitirilecek. Bu it is hoped that yapısının şuradaki projeyle birlikte bir pasif yapısı daha var arkadaşlar. Aynı anlamda karşımıza çıkacak. The project is hoped to be completed. Buradaki projeyi özneye çekerek ve fakat yine aynı kapıya çıkacak şekilde, aynı anlama gelecek şekilde bir yapı daha var. The project is hoped. Bakın şurada bir pasif yapı var. Arkasından gelen bir pasif yapı daha var. Böleceksiniz. Proje umuluyor. Eksik. O zaman projenin umuluyor. Ne olması? Tamamlanması, tamamlanacağı umuluyor. Sene sonuna kadar. Mantığı takip edebiliyor musunuz? Şuradan yola çıktık. Burada bir pasif yapı var. Bir pasif daha aynı cümle içerisinde. Burada that ile bölünmüş. Burası kendi içerisinde anlamlı bir cümle. Ama şu cümleden şuradaki projeyi kullanarak yine içinde iki pasif barındıran bir başka cümle daha çıkarılabiliyor. Çıkarma derken sizden bunu yapın edin istenmeyecek.
karşımıza bu yapı çıkacak. Bunu biz göreceğiz sık sık. Bunların işte hani nasıl yapacağınızı ileride anlatacağım. Şimdi anlatıyorum da örneklendireceğim bol bol. Proje umuluyor. Eksik. Projenin umuluyor. Ne demiştim? Özneye ilavelerde bulunacağız. Tamamlanacağı umuluyor. Buradaki future nerede? To be future'u burada veriyor. Pasif artı bir pasif yapı daha olduğu için. Hatta burada to be, will be olduğu gibi should be, must be, can be bunların hepsini kısaltılmış olarak karşımıza çıkacak. Dediğim gibi örnekleri göreceğiz bunları, vereceğiz daha bol bol. Evet. Şurada var bakın şu. Efendim, şunlar hep aynı kapıya çıkıyor. Buradan örnek vereyim. Veya söyleyivereyim, tamam. Şuradaki to be, buradaki will be'nin kısaltılmış şeklidir. İndirgenmiş şeklidir. Burada will olduğu gibi, yani sadece to be şeklinde indirgenen sadece will be değil, can be de to be'ye indirgeniyor. Should be de, must be de to be'ye indirgeniyor. Anlamı konteksten çıkaracaksınız. Hangi bağlamda söylenmiş, önünde ve arkasında hangi cümle var, hangi yapı var, oradan çıkaracaksınız. Yani şu anda tırsmayın. Dediğim gibi paniğe kapılmayın. Çok örnek göreceğiz bunlarla alakalı. The exhibition is scheduled to be held in summer. Sergi planlanıyor. Schedule, plan, program demek veya programlanıyor. Ne olması? To be held in summer. Yazın yapılması. Hold, geçen dersimizde de vardı. To hold, tutmak demektir normalde, kavramak demektir. Ama held exhibition, sergi yapmak demek. Sergi, yazın yapılması planlanıyor, programlanıyor. Burası da pasif, burası da pasif. Nasıl derken? Will be. Çünkü yapılabileceği burada zorlama olur. Yapılması gerekiyor, yine zorlama olabilir. Bir sergi var, yazın yapılacak. Dolayısıyla will be. 285 million people are estimated to be visually impaired worldwide. 285 milyon insan tahmin ediliyor. Yine burada özneye ilave insanın tahmin ediliyor. Ne olduğu? To be visually impaired worldwide. Dünya çapında 285 milyon insanın görsel olarak impaired olduğu tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Impaired, bozmak demektir. Bütünlüğünü bozmak demektir. Bir insan impaired ise sakat. Allah korusun. Visually, görsel açıdan sakat. Veyahut da özürlü daha güzel. Görsel açıdan özürlü. Bağlantı hızlı oldu dedim ama tam tersine yavaş çıktı. Yok, problem yok. Bağlantı var aslında. Burada arkadaşlar yine az önceki dersimizde dikkatinizi çektiğim şey aslında burada bir pasif yapı var. To be impaired. Ama artık hani özürlü olmak derken orada bir pasiflik söz konusu olsa bile sıfat haline dönüşmüş. İngilizce'de var, Türkçe'de var benzeri bir yapı. Dolayısıyla burada bunu illa pasif gibi düşüneceksiniz. Dilek görsel açıdan özürlü olduğu düşünülüyor. 13.9 million US dogs are estimated to be obese. Bakın benzer yapı are estimated to be var, to be var. Ama burada verb 3 gelmemiş. Bu pasif değil. Tamam mı arkadaşlar? Yani illa şu yapı var diye şu kısım pasif olacak diye bir şart yok. Şurası pasif ama. Amerika'da 13.9 milyon köpeğin obez olduğu tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Kilolu değil yani, obez. Polo is believed to have been invented in India in the 1800s. Polo oyunu, polo sporu inanılmakta. Yani polonun inanılıyor ne olduğuna
to have been invented. 1800'lerde Hindistan'da icat edilmiş olduğuna inanılıyor. Buyurun. Invent, icat etmek. Değil mi? Şurada be invented, icat edilmek. Burası have been olduğu için past. Dolayısıyla passive, past ve present. O zaman Polo'nun sona gidiyoruz. 1800'lerde Hindistan'da ilk önce pasifi söylüyoruz. İcat edilmiş olduğuna inanılıyor, inanılmakta. Normalde şu kadar yapının tamamı aslında içerisinde fiil barındırıyor. İlk defa karşılaşmış olsanız neye benzediğini, yapıların ne olduğunu bilmeseniz hiçbir yerinden tutamazsınız. Hangisi ana fiil, hangisi yardımcı fiil, neyi nereye bağlayacağım? Ama gördüğünüz gibi hepsinin mantığı var. Belli bir sırayla, belli bir mantıkla vurgulanarak anlatıldığında bunlar zamanla birkaç ay içerisinde oturuyor. Size tak 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 görür hale, yapar hale geleceksiniz. The woman is thought to have been killed out of jealousy. Jealousy, kıskançlık. Jealous, kıskanç. A jealous person. Out of jealousy, yapı olarak, kalıp olarak kıskançlıktan dolayı. Kıskançlık sebebiyle. O zaman kadının, cümlenin sonuna gidin, kıskançlıktan dolayı öldürülmüş olduğuna, öldürülmüş olduğu sanılıyor veya düşünmüyor. Kill öldürmekti, pasif olduğunu herhalde burada görebilirsiniz artık, değil mi? Dolayısıyla öldürülmek, öldürülmüş olduğu sanılıyor veya düşünülüyor. Şuradaki to think fiili, think, hem düşünmek hem de zannetmek anlamı var. Sanmak, zannetmek anlamı da var. Agriculture and settled life, evet. Kadının kıskançlıktan dolayı öldürülmüş olduğunu düşünüyor. Aynen. Peki kadının kıskançlıktan dolayı ölmüş olduğunu düşünüyor desek? Kıskançlıktan çatlayıp öldüğünü. O zaman burası pasif olmayacak. To have died. Aynen öyle. Olabilir değil mi? Kıskançlıktan öldü diyoruz nihayetinde. Dolayısıyla burası aktif olacaktı sadece. Kadının kıskançlıktan dolayı ölmüş olduğu düşünülüyor. Aynen öyle. Agriculture and settled life was believed to have originated in the Fertile Crescent. Fertile Crescent, crescent bizim bayrağımızda var. Bir star var, bir crescent var. Ay yıldız diyorsak crescent, ay ama hangisi? Hilal. Evet, moon değil, moon aydır. Crescent, hilal olan aydır. Red crescent dediğimiz zaman kızıl ay. Red Cross, kızıl haç, Red Crescent, kızıl ay. Fertile, doğurgan demektir. Efendim, verimli demektir. Verimli hilal aslında Mezopotamya. Veyahut da şey, neydi o? Dicle ile Fırat'ın arası. Burada tarım ve settled life, yerleşik yaşamın İnanılıyor ne olduğuna, to have originated. Kökenlenmek, çıkmak. Dolayısıyla tarımın ve yerleşik yaşamın işte bu bölgede çıkmış olduğuna inanılmaktaydı. Bu kısım, şu altı çizili olan kısım da pasif değil. Şurası pasif. Bakın to have var. Burada da to have var. Burada da bir verb 3 var, burada da var, burada da verb 3 var falan. Ama hani siz sordunuz, şurada karşımıza çıktı. Burası pasif yapı değil. Pasif olması için have been olması gerekiyor. Evet. Şimdiye kadar anlattığım yapıların özelinde, mantığında herhangi bir şey var mı kafanıza takılan? Evet. Şu konu, bir sonraki konumuz arkadaşlar.
gerund ve infinitive konusu. My cat enjoys being brushed. Bazı fiiller var, arkasından gerund ister. Bazı yapılar var, arkasından infinitive ister. Bunların listeleri falan da var. İsteyene de verebiliriz de hiç gerekli değil bunlar. Karşınıza çıktıkça sadece zaten anlamını bilmeniz, çözmeniz yeterli. Benim kedim keyif almakta, keyif alıyor. Neyden? Taranmaktan, taranılmaktan. Brush normalde nedir? Fırça. Ama to brush, fırçalamak, özellikle demek ki herhalde İran kedisi değil mi? Böyle 10 santim efendim tüy var. Gördünüz mü hiç öyle bir kedi? İzmir'de benim ev sahibem, bayan, çok böyle hani İstanbul hanımefendisi, çok tatlı bir bayandı. Ne içindi? Herhalde kira artışı için mi? Neydi? Bir gün ziyaretine gittiğimde. Evet, valla aynen öyle. Allah ama öyle bir ev sahibesini herkesin başına versin. Mükemmel bir insandı. Kira anlamında diğer yönlerini bilmiyorum. Onun bir kedisi vardı. Kedicik ama nasıl desem 10 kediye bedel. Tek başına evi kıl yumağına çevirmiş. Her yer kıl doluydu. Yani ben orada koltukta şöyle oturdum hiçbir yere değmeyeyim diye. İran kedisiymiş. Sevebilir miyim? Hani tabii gayet sorun yok dedi. Elime bir aldım, böyle hani yerden tutuyorum kaldırıyorum derken şöyle bir elim 5 santim falan boşa gitti. Meğerse karnı o tüyden bir 5 santim içerideymiş. Sonra kaldırdım, böyle ellerimi birleştirebilirim. Zayıfçak da bir şeymiş ama çok tosun gözüküyordu. Şuna baksanıza. Ya karnı normalde şurada bu vatandaşın. Ne var, ne bakıyorsun, değil mi? Suratsız. Şuna çok yakın bir kediydi. Evet. Brush, normalde fırçalamak, dolayısıyla taramak. Benim kedim keyif alır, zevk alır. Neyden? Taranmaktan, taranılmaktan. Installation and maintenance work is to be carried out by qualified personnel only. Installation, install fiilinden geliyor. Takmak, yerleştirmek, kurmak. Bir atıyorum doğalgaz sistemini, bir makineyi yerine takmak. Şeyde bilgisayar zaten install etmek değil mi? Ve maintenance work, bakım işleri. Yani kurma ve bakım işleri veya işi is to be carried out by qualified personnel only. Sadece qualified buradan geliyor. Veya kalifiye buradan geliyor. Kalifiye personel tarafından carry out, gerçekleştirmek, yapmak, yerine getirmek, getirilecektir. Buradaki to be ifadesi is to be, özel bir yapı. Is going to be'nin, must be'nin indirgenmesidir. Bunu da yine ileride anlatacağım. Is going to be veyahut da will be veya must be onun kısaltılmışıdır bu yapı.